bir gece yarısı uçuştan geldikten sonra, uçuş görevinden döndükten sonra televizyon ekranında Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamanın Türk astronot ve bilim misyonu kapsamındaki uzaya gönderilecek ilk Türk'ün seçim aşamalarına yönelik halkımıza yapılan davet ve ilanın bilgisinden haberdar oldum. Ertesi sabah tekrar haberlerde aynı içeriğe ilişkin kesitleri gördükten sonra internet sayfasında ilgili kurumun detaylı kriterlerini inceledim. Kriterlere yeterlilik gösterdiğimi gördükten sonra da 2-3 hafta civarında halihazırda bu mesleği uzay kapsamında çalışmaları icra etmiş geçmiş yıllardaki astronotların bilgilerini inceledikten sonra konuyla ilgili karara varıp programa başvurdum. Önümüzde hala 6 aylık bir takvim var ancak 6 ay içi çok dolu, çok fazla bindirilmiş eğitim içerikleriyle bezenmiş bir süreç. Dolayısıyla zaten sürecin nasıl geçtiğini dahi anlamayacağız. Bu eğitim içeriklerinde katılabildiğimiz, şu ana kadar geldiğimiz süreçte detay içeriklerine vakıf oldukça bizi şaşırtan tabii birçok kısımları var. Daha önce böyle bir sürecin içerisinden geçmemiş olmamız ve izlediğimiz açık kaynak bilgilerde de erişemediğimiz detaylara vakıf oldukça şu anda çok da fazla telaffuz edemeyeceğim bazı detaylar vesilesiyle hakikaten eğitimin ne derece kapsamlı içerik ve detay barındırdığı konusunda şaşkınlığımızı gizlemiyoruz. Herhangi bir hususun spesifik olarak zorlayacağını düşünmüyorum. Çünkü mevcut bu zamana kadar da zaten icra etmiş olduğum görevim günlük yaşam şartlarının dışında ekstrem şartlarda icra edilmesi gereken görev içeriklerini, koşullarını barındırıyordu. Bunun haricinde alışık olmadığımız yer çekimsiz ortam ya da microgravity çok minimal oranda yer çekiminin olduğu bir ortamda hareketin belki değişik gelebilecek dinamini yaşama, tecrübe etme şansı olacak ama bunların hiçbirisi zorlayacak şartlar olarak görmüyorum. Müthiş derece mutluluk verici. Yani tarihimizde bir ilk, ülkemizin bir kere böyle bir adıma niyet beyanıyla, irade ortaya koyarak yola çıkmış olması, bugüne kadar hayallerinin sınırını gökyüzünde uçan uçakların teşkil ettiği bir neslin gelecek nesillerle birlikte özgüvenle ayağa kaldıracak ve hakikaten hayallerinin eşiğini de görünen gökyüzünün ötesine uzaya taşıyacak bir adım olması vesilesiyle müthiş derece mutluluk verici. Beklentim bu attığımız ilk adımın bundan sonra gurur duyacağımız tarihimizin bir başlangıç adımı olması ve ülkemizin bundan sonraki dönemde de daha büyük uzay projelerinde katılımcı değil söz sahibi olarak hak ettiği yerini alması. Başvuru süreci oldukça uzundu. Son derece yoğun, zorlu testlerden, elime aşamalarından geçtik. Hem uzaktan yapılan bir takım zeka testleri, analitik düşünce testleri, psikolojik testler, daha sonra da fiziksel olarak yapılan bir takım çevresel testler, mülakatlar gibi eleme süreçlerinden geçtik. Toplamda 10 aya yakın süren bir süreçti. Sonucunda burada olmak muazzam. Seçilmeyi bekliyor muydum? Esasında benim ilk hedefim başvurduktan sonra ilk eleme aşamasını geçebilmekti. Niyetim, hedefim ilk etapta oydu. Süreç ilerledikçe kendime olan güvenim tabii ki birazcık daha arttı. Seçilmeyi yalnızca çok şiddetli bir şekilde umuyordum. Seçildiğimi en uzun gecenin gündüzünde öğrendim. 21 Aralık 2022 tarihinde TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Yozgatlıgil beni telefonla aradı, durumu anlattı. Detaylı olarak sürecin nasıl ilerleyeceğinden bahsettik. İlk etapta konuşma bittikten hemen sonra olayı tam olarak anlamam birazcık zaman aldı diyebilirim. Yani birkaç saat sonra durup düşündüğüm zaman evet olduğunun farkındalığına biraz daha sonrasında varabildim. Çok heyecanlandım. Tabii ki çok gurur duydum. Böyle bir tarihi misyonun parçası olmak hem mutluluk hem de gurur verici bir şey. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas eyaletinde Houston şehrindeyiz. Eğitimlerimiz başladı yaklaşık bir ay oldu. Bu zamana kadar daha teorik
olarak niteleyebileceğim eğitimlerden geçtik. Bir takım fırlatma aracı, üzerinde uzaya fırlatılacağımız fırlatma aracının teknik bilgileri, ilgili alt sistemleri, acil durum senaryolarının teorik materyallerini şu anda hazmetmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fiziksel olarak, hands-on olarak tanımlayabileceğim eğitimlerimiz başlıyor olacak. Çok daha heyecan verici eğitim süreçleri aslında bizi bekliyor olacak. Uzayla ilgili en çok merak ettiğim şey esasında dünya.